Selamlar, mitinglerin ardından karşınızdayız. Onun için saatlerimiz 16, hoş geldiniz diyemiyoruz. Artık mitinglerin tabii az bir zaman kaldı. Seçim gününü saymazsak 4 gün, seçim gününü sayarsak 5 gün kaldı artık. Onun için liderlerin mitinglerdeki konuşmalarını da ekranlarınıza getiriyoruz. Gündem Özel'de ben Sorel Arslanlı karşınızdayım. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Yeneroğlu ile gündemi konuşacağız. Çünkü çok özel, çok önemli başlıklar var. O başlıkları bir bir konuşacağız ama bir önemli konu daha var. Sayın Yeneroğlu'ndan izin alarak o konuya dönmek istiyorum. TÜİK konut verilerini açıkladı ve çok çarpıcı sonuçları ortaya koydu o konut verileri. Bakın bize neler anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe bizlerle birlikte şu anda. Sayın Gökçe, iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Sizleri de beklettik. Bu seçim mitingleri bütün programları değiştiriyor. Kusura bakmayın. Bu TÜİK, TÜİK verilerinin, az önce söyledim, konut verileri açıklandı. O veriler bize neyi anlatıyor? O rakamları biraz bize anlatabilir misiniz? Evet efendim, esasında bir süredir benim ağırlıkla sosyal medya hesaplarımdan vurguladığım konut ve barınma krizinin çok çarpıcı bir şekilde esasında istatistiklerde ortaya koymuş vaziyette. Bir de mülksüzleşme sorunumuz olduğunu bu vesileyle daha net ifade edebiliriz. Şöyle ki, şimdi 2002 yılında Türkiye'nin ev sahipliği oranı %73 düzeyinde. Dün açıklanan TÜİK istatistikleriyle Türkiye'de ev sahipliği oranı %56'ya düşmüş vaziyette. Bu ne demek? Bunun birkaç sebebi var. Yani artık vatandaşlarımızın bir bölümü kendi mülkünde oturamaz hale gelmiş vaziyette. Bunun piyasa ile ilgili ülkemizin parasının değersizleşmesiyle ilgili Mustafa Bey'in yanında o kararlılık etmek istemem. O, bu kısmına, ekonomik kısımlarına ilişkin çok daha detaylı veriler size sunacaktır. Ancak ülkemizin ekonomisinin parasının değer kaybettiği ve mülklerin ağırlıkla yabancıların eline geçmeye başladığı bir periyotta ve bizim vatandaşımızın kendisinin ev sahibi olamadığı bir periyotta demografik yapıdaki değişimlerle de paralel olarak mülksüzleşme artmış vaziyette. Aile büyüklüğümüz küçülüyor. Boşanma ve tek yaşama isteği artıyor. Ancak biz evlerimizi gerektiği kadar yenileyebilmiş durumda değiliz. Benim anlattığım istatistikler şunu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan 3 kişisinden birinin evi kapsamlı onarıma ihtiyaç duyuyor halde artık. Yani çatısı akan, rutubet alan yahut iyi ısınamayan evlerde yaşıyor, ısınma verimliliği olan. Bunlar da TÜİK istatistikleri. Dolayısıyla konut ve çevre problemleri diye ortaya koyduğu TÜİK istatistikleri önemli bölümü esasında yapı stoğumuzun %53'ünün 2000 yılı öncesinden kaldığını gösteriyor artık. Yani biz senelerdir, 20 yıldır özellikle yoğun miktarda konut yapıyoruz. Dağı taşı ev yaptık. İstanbul'a bir İstanbul daha ekledik. Ancak demek ki gerçek yapı stoğumuzu yenilemiş, riskli alanlarımızı elden geçirmiş ve vatandaşlarımızı daha nitelikli konutlara kavuşturmuş olmadığımız gibi yeni yaptıklarımızın bir bölümünü uluslararası alana, bir bölümünü de ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci konut olarak yatırım konutu yatırım amaçlı kullanan sektörlere açmış vaziyetteyiz. Yani konut ve barınma devletin birinci görevi, anayasanın 57. maddesinde ifade eden, TOKİ'nin kuruluş kanununda da vücut bulan konut hakkı esasında devletin vatandaşlarına en temel sağlaması gereken sorumluluk alanı iken, bu iş bir miktar emlak pazarı üstünden biçimlenen, emlak ve imar rantları üstünden biçimlenen bir biçimiyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci konutlarla vatandaşlarımızın ya da bu işe aracılık yapan spekülatörlerin eline verilmiş görünüyor. Böyle olduğu durumda da vatandaşımız nitelikli konuta ulaşamazken bazı konutların boş kaldığını, daha öncesi yine sizin programınızda askeri alanların imara açılmasıyla ilgili durumda da çok net ifade etmiştim. Açtığımız yerleri, gerek askeri alan olsun, gerek meşru biçimde yaptığımız konutlar olsun, bunların bir bölümü ciddi bir şekilde boş tutuluyor. Bir takım mekanizmalar piyasayı biçimlendirmek, manipüle etmek için konut arzını da sınırlıyorlar. Biz efendim öneriler olarak da ifade ettim, size de söyledim. Boş konutları bir kere doğru tespit etmeli ve bunların İkincisinden sonrasına ilişkin katlamalı vergi getirmeliyiz. Yani vatandaşımız boş konut tutmanın bedeli olduğunu bilmeli. İkincisi, bu boş konutu dezavantajlıya, yani riskli konutta oturan
Sizin eviniz riskli ve ev bulamıyorsunuz. Ona verdiği zaman o vatandaştan alacağımız vergiyi aynı oranda azalttığımız ya da almadığımız bir noktaya getirmeliyiz. İkincisi, efendim bu ülkenin Emlak Kredi Bankası vardı. Bu Emlak Kredi Bankası'nın çıkış noktası nedir biliyor musunuz? İlk adı Emlak Eytam Bankası'dır. Eytam, yetim, kimsesiz demektir. Bu banka yetim ve kimsesiz için kurulmuş. Kimsesiz, yetimi ev sahibi yapmak, ona kredi sağlamak üzere kurulmuş bir banka. Daha sonra adı Emlak Kredi Bankası oldu. Sonra Emlak Kredi Bankası'nı Emlak Bankası ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı haline dönüştürdük. Şu anda yetime, kimsesize kredi sağlayıp ev sahibi yapmak görevinin tamamen dışında lüks konut yapıyor. Şimdi böyle olunca gerçekten evini yenilemek durumunda olan, ev sahibi olmak isteyen, başını sokacak ev arayan, tabutunda yaşarken bunu değiştireyim, nitelikli konuta, riskli konuttan nitelikli konuta geçmek istiyorum diyen vatandaş barınma sorununu çözemez, ev bulamaz iken bir takım mekanizmalar 3. 4. 5. evini alıyor. Gayrimenkul bir zenginleşme aracı haline gelmiş, yatırım aracı haline gelmiş vaziyette ve bunu kullanıyor. Böyle bir durumdan çıkmamız için bir kere ülkenin genetik kodlarına uygun, anayasanın 57. maddesinde vücut bulan, TOKİ'nin kuruluş kanununda çok açık ifade edilen, Şehircilik Bakanlığı'nın gerçek görevi olan en dezavantajlı, en riskli konutu tespit edip ondan başlayarak dönüştüren, çözen, ona ev sahibi olma olanaklarını, kredi ve finansman olanaklarını açan bir moda dönmesi lazım. Dolayısıyla bu veriler %53'ünün 2000 yılı öncesinde olduğu, vatandaşın %56'sının ev sahibi olamadığı, Avrupa Birliği ortalamasının %70, Doğu Bloğu ülkelerinin Macaristan'da 91, Polonya'da 85, Romanya'da 96, İspanya ve İtalya'da 85 düzeyinde ev sahipliğinin olduğu bir yerde Türk halkını %53'lük bir, %56'lık bir konut ev sahipliğine hapsetmek, mülksüzleştirmek, bu ülkenin mülklerini de yabancıya açmak ülkenin sürdürülebilirliği açısından da doğru değil. Dolayısıyla bizim önümüzde çok kıymetli bir süreç var. Biz kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Bu TÜİK verilerini sadece bir istatistik olmaktan, ham veri olmaktan çıkartıp okuduğumuzda, anlamlandırdığımızda biraz evvel ifade ettiğim sonuçları ülkenin gerçeği olarak hayata geçireceğimiz doğru politikalarla hareket edeceğiz. Peki. Sayın Gökçe çok teşekkür ediyorum. Bir TÜİK verisinden yola çıkarak aslında normalde veriler de tam olarak hiçbir zaman yansıtılmadı. Bazı verilerin gizlendiğini biliyoruz. Bazı veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon verisinden yola çıkarsak açıklanan veri bile ortadaki tabloyu görmeye yetiyor aslında. Çok teşekkür ediyorum. Soner Bey, özür dilerim. Belki bu veriyi böyle anlamlandırabileceğimizi düşünmediklerinden manipüle etmemiş olabilirler. Olabilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökçe katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e de özür diliyorum bunu aksattıysam yayınını. Siz de sayın izleyicilerimize sevgi ve saygı sunuyorum. Sağ olun. Mustafa Bey, yani dediğim gibi veriler hani normalde gizleniyor, gerçeği yansıtmıyor deniyor. Hatta Sayın Bilge Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Geriye dönük bakacağız TÜİK'in rakamlarına. Bunları tespit edeceğiz, kayıp hakları vereceğiz diye. Buna rağmen böyle bir tablo barınmayla ilgili ortaya çıkabiliyor. Evet. Gerçeğini düşünmek herhalde daha korkutucu olur. Tabii özellikle şimdi TÜİK'in zaten son yıllarda ürettiği rakamların çoğu tahrif edilmiş rakamlar olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü piyasa verileriyle, sahadaki gerçek hayattaki verilerle örtüşmüyor. Vatandaşımız da zaten maalesef keşke alaya alabilseydi ama acısını kendisi çektiği için de adeta vatandaşla dalga geçilen bir duruma dönüştü. O sebepten dolayı TÜİK'in sayılarını, istatistiklerin tamamının son yıllarla ilgili gözden geçirilmesi, burada bu sayıları, bu istatistikleri tahrif edenlerle ilgili de mutlaka ve mutlaka işlem yapılması gerekir. Çünkü devlet güvenilirliğiyle vardır, hesap edilebilirliğiyle vardır, şeffaflığıyla vardır. Eğer siz devletin bu kriterlerini ortadan kaldırırsanız o devlet vatandaşına güven veren devlet olmaktan çıkar asıl vasfını yerine getirmemiş olur. Bu konut barınma hakkı konusu çok önemli bir konu. Biz Millet İttifakı olarak bunun üzerine detaylı olarak durduk. Ortak mutabakat metninde de bu hususları özellikle işledik. Bakın samimiyetle söylüyorum size, ben bir milletvekili olarak şu anda İstanbul'da bir konut alma imkanım yok. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Burada abartı yok. Bırakın yani ben
bir milletvekili olarak bu imkana sahip değilsem, dar gelirli bir vatandaşımız, asgari ücretle geçinen bir vatandaşımızın bundan yani ömür boyu bir konut elde etmesi imkansız bir şey şu şartlarda. Yani o kadar derin bir krizle karşı karşıyayız. Kira bile zor. Bırakın almayı, sonuçta konut almayı. Kesin. Artık kiralar bile fahiş bir noktaya geldi. Son günlerde 3. bölgede özellikle Bağcılar'da, Bahçeli Evler'in kenar semtlerinde, Arnavutköy'de, Esenyurt'ta dolaşıyorum. Vatandaşlarımızın en fazla şikayet ettiği husus, biz artık kiralarımızı ödeyecek durumda değiliz. Bir de en büyük korku ne biliyor musunuz? Ben evimden çıkmak zorunda kalırsam, yani şu kiralık dairemden çıkmak zorunda kalırsam ben ne yapacağım? Tamam. Neden? Çünkü 1,5-2 yıl önceki bir daireye giren bir kişi bugün o daireden çıkmak zorunda kalsa yeni daireye girdiğinde en az 3 misli 4 misli kira ödeyecek. Bunu her yerde çok açık ve net olarak görüyoruz. Dolayısıyla bugün vatandaşımızın en büyük sorunlarından birisi evine en temel gıda ihtiyacını giderecek malzemeleri götürememesi ve bunun ötesinde de kirasını ödeyecek durumda olmaması. Şimdi konut edinme, biz ortak mutabakat metninde bu konulara ayrıntılı olarak çalıştık. Bir kere konut edinme, barınma hakkı sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Adeta bir temel haktır. Yani insan onuruna yaraşır bir hayatın vatandaşımızı için lütuf değildir. Vatandaşımızın en temel hakkıdır. Devletin de öncelikli görevidir. Devlet bu görevini yerine getiremedikten sonra yine kendi olmazsa olmaz vasıflarını sorgular hale getirir. Biz ne yapacağız? Bakın şimdi özellikle alt gelir grupları ile ilgili TOKİ'nin bir kere yaşanabilir bir şekilde böyle dikey yapılar, hiçbir mimari özelliği olmayan, yeşil alanı olmayan, sosyal alanı olmayan, sosyal sorunları konsantre eden, kriminal sorunları konsantre eden ortamlarda değil. Yatay bir biçimde ve özellikle yeşil alanı yaşanabilir ortamlarda TOKİ'nin imkanlarını artıracağız ve bu imkanlar doğrultusunda da TOKİ yeni yaşam alanları ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza da sağlayacak. Uzun vadeli ve uygun koşullu kredi imkanları sağlayacağız. Sosyal konut üretimini özellikle hızlandıracağız. Dezavantajlı grupların, yeni evlenenler için yeni programlar oluşturacağız. Şimdi biz bunları anlattığımız zaman insanlar ya böyle bir şey mümkün mü diye düşünebilir. Bakın ben Avrupa ülkelerinden örnek verebilirim. Bunlar tüm dünyada var olan hususlar. Biz ortak mutabakat metnimize bunları yazdık. Şimdi millet belki konuyu çok anlayamayabiliyor. Onun için müsaadenizle bir örnek de vermek lütfen istiyorum. Bakın bundan 2 yıl önce Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da konut kredisi almanın kredi faizi neydi biliyor musunuz? 0.08 veya %1'di. Ayda değil ha, yılda. Yılda bu oranlarla siz emlak kredisi, emlak edimi için kredi alabiliyordunuz. Bugün çok yüksek bir faiz oranına o ülkelerde ulaşmış dünyadaki bu ekonomik sorunlar, dengesizlikler sebebiyle ama oran ne biliyor musunuz? Yılda %3, %3,5. %1'den yani, %3'e. Evet ama yılda bu, ayda değil bu rakamlar. Yani bizim ülkemizde bugün korkunç faiz oranları var. Kimsenin %30-35'lerin üzerinde oranlardan bahsediliyor ki kimse, ki bu oranlarda bile ciddi problemler var. Bunlar da piyasanın tahrif edilmesinin neticesinde oluşan oranlar ki bunlar da gerçeklikle alakası yok. Diğer bir konu kira meselesi. Eğer vatandaşımız kirasını ödeyemiyorsa sosyal devletin görevi o vatandaşımızın kirasını ödeyebilmesi için ona destek olmaktır. Kirasını ödeyemeyene de kira desteği vermektir. Biz inşallah ortak mutabakat metnimizde bunu aldık. Şimdi demin de bahsedildi, boş ev vergisi de getireceğiz. Kimse böyle evini boş tutup da vatandaşımızın ev aradığı ciddi manada konut krizinin olduğu bir ortamda evini uzun vadede boş tutma hakkı olmayacak. Eğer bunu yaparsa ek vergi ödemek durumunda kalacağız. Yani belli bir süre mi olacak onda? Şu kadar bunu, süreden fazla yani boş evini, kalırsa? Evini boş tutmayı, evini boş tutmayı şu anda cazip kılan düzenlemeyi kaldıracağız. Evini boş tutanlarla ilgili yüksek vergiler getireceğiz ki o cazibe ortadan kalksın. Elbette biz sonuçta borç hukukunun kurallarına aykırı bir tutum içerisinde bulunamayız. Vatandaşımız sonuçta evini illa şuraya veya buna kiraya ver şeklinde bir yükümlülükle karşı karşıya bırakamayız. Eğer sosyal konut değilse.
bizim inşa ettireceğimiz sosyal konutlarda bu yükümlülükleri tabi getireceğiz. Bu sosyal konutlar için mi ama geçerli olacak? Sosyal konutlar için, hayır, tüm konu, bakın kirasını ödeyemeyen vatandaşın kira yardımı alması sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Bunun gereğini yerine getirmek bizim en öncelikli sorumluluklarımızdan birisi olacak. Bütün dünyada da bu var, ülkemizde yok. Ülkemizde olmamasının sebebi korkunç israf, korkunç kaynakların korkunç bir biçimde 3-5 kişiye heba edilmesi ve vatandaşımızın da bu kaynaklardan uzak olması. Birazdan o kaynakların da çeşitli iddialar var, biliyorsunuz gündeme geldi. Evet. Nerelere gittiğine dair onu da konuşacağız ama son şunu da sormak istiyorum. Hani geriye dönük TÜİK verileri, geçmişe dönük bir soruşturma, bir inceleme yapıldığında bir bilinçli hatalar tespit edilirse, gerçeğin gösterilmediği kesin olarak kanıtlanırsa bu şunu ortaya koyar. O oranlar üzerinden hak elde eden kesimlerin hakkının yendiğini. Elbette. Bu tespit edilirse o hakların da o kişilere geri verilmesi gerekmez mi? Bir o, iki suç teşkil edilen eylemlerle ilgili de elbette o yargı mekanizması işlemesi gerekiyor. Ama yargı mekanizması işler, orada gerçekten memurlar veyahut da TÜİK yönetimi görevini bilinçli olarak kasten suç işleyerek yanlış şekilde iktidarın arzu ettiği doğrultuda yapmışsa o zaman mutlaka bunun hesabı da sorulması lazım. Bu sebeplerle vatandaşlarımız mağdur edilmişse bu mağduriyet de elbette giderilmesi lazım. Peki. Şimdi bir başka konuya geçeceğim. Aslında böyle açılışını yapacaktım çünkü artık çok az bir süre kaldı dediğim gibi. Siz 4 gün mü kaldı diyorsunuz, 5 gün mü kaldı diyorsunuz? Seçim gününü sayıyor musunuz? 14 Mayıs'ta bu iş biteceği için elbette biz artık saatler sayıyoruz. Saatler sayıyoruz. Sonuçta ama netice itibariyle valla saatler sayıyoruz ama saat ayarımız da bozuldu. İnanın son günlerde gece gündüz koşturmaca içerisindeyiz. Zaman kavramı kayboluyor. Bazen arkadaşlara soruyorum ya bugün ne günüydü diye. Çünkü tamamen böyle bir koşturmaca içerisindeysiniz. Hele özellikle benim durumumda nasıl daha fazla belli yöredeki belli toplumsal kesimlere özellikle ulaşma noktasında bir çaba içerisindeyiz ki bu aşırı bir yoğun bir çalışma. Gece 2'lere 3'e kadar bazen devam ediyor. O sebepten dolayı da zaman ayarımız da bazen bozuluyor. Haklısınız, haklısınız. Ama bugün salı günü, onu biliyorum. Bugün salı, evet. Onun için pazara çok az kaldı. Bir haftadan az bir zaman kaldı. Dolayısıyla işte mitingleri sürekli veriyoruz. Şiddet söylemi kullanıldı bugüne kadar ve bu hafta itibariyle o şiddet söyleminin sokakta da belli oranda karşılığı ortaya çıktı diyelim. Evet, evet. Ama şunu soracağım önce. Bu söylemler hep muhalefeti terörle iltisaklandırma üzerine kuruluydu. Terör örgütleriyle bir bağ olduğuna yönelik iddialar gündeme getirildi. Sonra çok ilginç bir şey oldu. İstanbul mitingindeydi sanırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla o kalabalığa montajlanmış bir video izletti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın videosuna PKK'lı isimleri yerleştirdi. Sanki onlar birlikte video çekmiş gibi. Çok akıl alır bir şey değildi ama izlettirildi. Sonrasında bugün CHP YSK'ya başvurdu. Tuncay Özkan'ın bir uyarısı oldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı şöyle dedi. Terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan afişler hazırlanıp CHP logosuyla asılacak diye. Sonra bazı afişler gördük biz de. Onları ekrana getirebilir miyiz? Bir Mustafa Bey'e gösterelim, izleyicilerimize gösterelim. O afişlerde şurada, evet burada mı? İşte bu şekilde afişler etrafa asılmaya başlandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüntüsüyle sana söz, iktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özellikle ilan edeceğiz. Yani bir yalan üzerinden bu etki de yapıyor, onu da belirteyim. İşte bakın, onu soracağım. Yani kadar korkunç bir şey ki yalan ve bir kara propaganda var. Tabii. Çok net bir kara propaganda var. Çok açık yalanlar üzerinden yürütülen bir seçim sürecine giriyoruz. En azından iktidarın söylemleri açısından. Kime bunu yapıyorlar son hafta? Kime hitap ediyorlar? Kimden bunu yaparak ne sonuç almayı bekliyorlar? Evet. Şimdi tabii iktidar artık çözüm üretemediği için, toplumun sorunlarına da çözüm noktasında cevap veremediği için öncelikle insanları korkutmaya başladı. Vehimlerle, endişelerle, işte devletin bekası söz konusu, beni seçmezsen işte çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalacaksın. Artık ben sorunlarını çözeceğim demiyor.
Beni seçmezsen onlar benden daha kötü yapacak noktasına getiriyor. Aslında bir iktidar için bu da tükenmişliğin bir ispatıdır. Fakat artık günümüzde de öyle bir noktaya geldi ki ve bunu sokakta da ben görüyorum. AK Partili arkadaşlar da biz daha iyi yaparız demiyorlar artık. Ehveni şer diye ifade ediyorlar. Evet biz kötüyüz, bunu kabul ediyorlar. Ama öbürleri bizden daha kötü olacak argümanına sığınmaya çalışıyorlar. Vatandaşı bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Sebebi de şu, artık inandırıcılıkları falan kalmadı. Kendi söylemleriyle, kendi vaatleriyle ilgili hiçbir inandırıcılıkları kalmadı. Ve sokakta, sahada da AK Partili vekil adaylarını ben son zamanlarda doğru dürüst göremiyorum. Niye? Çünkü vatandaşın çok ciddi tepkisi var. Vatandaş sahtekarlık yapıldığını maalesef biliyor. Birçok konuda gerçek dışı bilgilerle, yalanlarla amel edildiğini ve bu şekilde vatandaşların manipüle edilmeye çalışıldığını biliyor. Ama diğer tarafta maalesef ve maalesef buna inanan insanlarımız da var. Buna inanan insanlarımızın ama çok büyük bir bölümü, sahada ben bunu müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum. Çünkü hemşeri derneklerine gidiyorum. Özellikle İç Anadolu Karadeniz bölgesinin hemşeri derneklerine gittiğimde şu tabloyu görüyorum. İnsanların bir kısmı kendilerini bunu kalkan ediniyorlar. Bu argümanları öne sürüyorlar. Ben de her seferinde arkadaşlar kaynak gösterin diyorum. Gösterdikleri kaynak yine o WhatsApp gruplarında maalesef ve maalesef AK Partili arkadaşların dolaştırdıkları içerikler. O kadar utanç verici ki, bakın düşülen nokta o kadar utanç verici ki ben bu arkadaşlar adına da utanıyorum. Çünkü yalanla, sahtekarlıkla, insanları, toplumu manipüle etmekle elde edeceğiniz kazancın, elde edeceğiniz neticenin hiçbir hayrı ne size ne de topluma olur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konularla ilgili bunlar aynı zamanda suç teşkil ediyor. Şimdi onu soracağım. Yani bu direkt olarak bir hedef gösterme, terör örgütüyle iç içe gösterme, zaten, hem tabanını, hem seçmenini, hem de bütün Millet İttifakı'nı. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanları, bakın, bu insanları tahrik ediyorlar. Şimdi bu dili Cumhurbaşkanı devletin tepesinde beni, benim gibi insanları terör örgütleriyle ilişkilendiriyorsa, o zaman yarın öbürsü gün bana yönelik, benim gibi muhalefette olan siyasetçilere yönelik bir saldırı olursa bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır, İçişleri Bakanı'dır, Adalet Bakanı'dır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu azmettirmek değil midir? Elbet. Yani şimdi ceza hukuku itibariyle azmettirme konusu ayrıca tartışılabilir. Ama siyaseten bu kesinlikle azmettirmektir. İnsanları suça teşvik etmektir. Siz devletin tepesinden muhalefeti terörle ilişkili olarak böyle korkunç bir ithamlarla eğer suçlarsanız, yalanlarla, sahtekarlıkla yol almaya çalışırsanız, o zaman sokakta bir vatandaşımız da muhalefet partilerinin mensuplarına saldırırsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bunun hesabını bu millete veremezsiniz diye her zaman kendilerine söylüyoruz. Ancak ya utanç, artık ağır duygular, bunlar kalmamış ki. Onlar için bir anlam ifade etmiyor ki. Koltuğumu koruyayım da şu seçimlere kadar bu yalanlarla bu süreci atlatayım da ne olursa olsun noktasındalar. Bakın Numan Kurtulmuş gibi birisi bile, üzülerek söylüyorum, yani kınıyorum kendisini bu sebepten dolayı, Uhud'dan bahsediyor. Evet. Uhud Savaşı'ndan bahsediyor. Uhud Savaşı üzerinden örnek gösteriyor. Kendilerini Müslüman olarak konumlandırıp karşı tarafı da öldürülmesi, savaş ortamından bahsediyoruz. Adeta katli vacip bir topluluk olarak tanımlıyor. Ülkeyi bu noktaya getirdiler. Ülkeyi bu noktaya getirdikleri için zaten bunların şu anda ortaya koydukları dil sebebiyle bir an evvel bu iktidar sonlandırılması gerekir. Son günlerde demedikleri bir şey kalmadı. Darbe girişiminden bahsettiler. İşgal, yani vatandaşımızın darbe, sandığa gitmesi darbe girişimi. Cumhurbaşkanı çıktı, gerçek dışı bir iddiayla birlikte ne yapıyor? Terör örgütü PKK'yı o kadar güçlü gösteriyor ki, o kadar güçlü gösteriyor ki bana göre tam bir terör propagandası yapıyor. Terör propagandası yani nedir? İnsanın hakkını hani sayıyla Süleyman Soylu söylüyor ya, bakın, şu kadar kişi kaldı, bu kadar. Ayakkabı numarasından bahsediyordu. Ülkeyi ele geçirecek, darbe yapacak kadar nasıl büyüdü o zaman? Ayakkabı numarasından bahsediyordu. Biz terörü bitirdik diyordu. 100 kişi kaldı, 80 kişi kaldı. Hı-hı. Ayakkabı numarasına kadar biliyorduk. Şu anda toplumun en az yarısını ne yapıyorlar? Terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Vatandaş sandığa gidip bizim aleyhimize oy kullanırsa bu darbe teşebbüsüdür diyebilecek noktaya geldiler. Normalde bu insanların sokağa çıkacak hali olmaması lazım. Ama utanç diye bir şey kalmadı maalesef. O sebepten dolayı bakın şunu da belirtmek istiyorum affınıza sığınarak. Şu seçimleri zaten biz demokratik süreç içerisinde götürmüyoruz. Yani şu anda biz demokratik seçim yapıyoruz gibi bir algı içerisinde hareket ediyorsak öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü muhalefetin karşısında devletin imkanları var aslında yani.
devletin imkanlarının ötesinde yalan, sahtekarlık, kin, nefret, şiddet dili, sokağa taşınan şiddet, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Erzurum'da yapılanlar ortaya çıktı. Onu da tahrif etmeye çalışıyorlar. Üzerlerine düşeni yapmamışlar. Valiyi, emniyet müdürü anında görevden alıp almaktansa, hatta ve hatta biz normal işleyen bir demokratik bir ülke olsak, İçişleri Bakanı utancından dolayı yapacağı tek şey vatandaşın önüne çıkıp ben görevimi yapamadım, istifa ediyorum, sizden de özür diliyorum demesi lazım. Ama bunlarda maalesef o duygular kalmamış ki. Onun için bu seçimler demokratik seçimler değil. Şu anda demokratik bir seçim süreci işletmiyoruz. Neden? Avrupa Konseyi'nin kriterlerine göre bir seçimin demokratik olabilmesi için bir kere ifade ve basın özgürlüğü teminat altında olması lazım. Hı hı. Toplanma özgürlüğü teminat altında olması lazım. Bunların hiçbirisi bugün ülkede geçerli değil ki. Bugün ülkede ifade, basın özgürlüğü, bugün ülkede toplantı özgürlüğünü vatandaşımız kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Özellikle iktidarın karşısında, iktidarın yaptıkları kötülükleri protesto etmek istiyorsanız, o zaman mutlaka devletin gücünü, yani araçsallaştırılmış gücünü, hukuksuz bir biçimde kullanılan gücünü karşınızda buluyorsunuz. O sebepten dolayı biz demokratik olmayan bir seçimi demokrasinin kırıntılarını kurtarmak için kazanmak zorundayız. Meseleye böyle bakmak lazım. Vatandaşımız da meseleye böyle bakması gerekiyor. Dolayısıyla kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç. Bir de devletin tüm imkanlarının kullanılması gibi bir durum da söz konusu. Hı hı. Bugün ben soru önergesi verdim. Meclis Başkanı'na bugün soru önergesi bugün verdim. Tabii soru önergesi vermemin sebebi de şu. Seçim kanununa göre bir kere seçim kanunu 65. maddesine göre seçim yasakları kapsamında 4 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı ve bakanlar devletin imkanlarını kullanamazlar. Devletin makam aracını kullanamazlar. Devletin uçağını kullanamazlar. Hı hı. Ama ne yapıyorlar? Adeta her şeyi kullanıyorlar. Sanki babalarının malıymış gibi hukuksuz bir biçimde, mevzuata aykırı bir biçimde devletin tüm imkanlarını kendilerine, adeta iktidar partisine ve ortağına amade etmişler, onları kullanıyorlar. Bu hukuksuz düzeni ortadan kaldırmak tekrar vatandaşa hesap verir, şeffaf devlet yönetimini egemen kılmak için mutlaka ve mutlaka 14 Mayıs'ta vatandaşımız sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Hı hı. Peki. Şimdi bugün arkadaşımız halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar, hakim ve 8 hakim ve savcının isimlerini çoğunun kendi isteğiyle vermeden sorusunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. O sorulardan bir ikisini ben size sormak istiyorum. Çünkü hukuk ve adalet politikaları başkanısınız aynı zamanda partinizin. Konu buradan devam edelim, çok değişmeden gitsin diye. Şöyle bir soru soruluyor. Demirtaş ve Kavala için serbest, biz iktidara geldiğimizde serbest bırakacağız deniyor. Hı-hı. Bu yargıya müdahale olur mu olmaz mı? Hani buna yargı karar vermemeli mi? Nasıl söyleniyor deniyor. Böyle mi deniyor yani? Millet İttifakı'nın söylemi bu mu? Bunu sizin bir açıklama getirmeniz için. Şimdi burada da ciddi çarpıtma söz konusu. Her konuda olduğu gibi burada da ciddi bir manipülasyon söz konusu. Bir kere bakın, adaletin gözü örtülüdür. Adalet muhatabının kimliğe, yargılanan kişinin kimliğine bakmaz, görmez. Adil olabilmesi için o kişiyi kimliğinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmaması için o kişinin kimliğini görmez. Hı hı. Dolayısıyla buradaki mesele isimler üzerinden eğer konuşulursa çok yanlış ve farklı adaletsiz noktalara gider. Örneğin ben bir siyasiyi sevmeyebilirim, beğenmeyebilirim, hiç hoşuma gitmeyebilir. Ancak bu siyasi hoşuma gitmediği için, bu kişi hoşuma gitmediği için, inancı, yaşam biçimi, zihin dünyası hoşuma gitmediği için bunu yargılarım veyahut da bunun cezaevinde kalması meşrudur şeklinde bir yaklaşım içerisine girersem, o zaman benim yaklaşım biçimim adaletle uzaktan yakından alakası yoktur. Hı. Bugün zaten adaleti o kadar ezdiler ki toplumu da bu ezilmiş adalet üzerinden de manipüle ediyorlar. Şimdi bir kere kuvvetler ayrılığını siz tesis ettiğiniz zaman bu siyasetçinin görevi olmaz ki. Yani siyasetçiye şu kişiyi serbest bırakacak mısınız, bu kişiyi içeri atacak mısınız gibi bir sorun zaten temelde kuvvetler ayrılığına aykırı. Hı hı. Yani bakın, ülkemizde kuvvetler ayrılığı öyle o kadar artık uzaklaşmışız ki, yargının bağımsızlığından, yargının tarafsızlığından o kadar uzaklaşmışız ki bugün sanki siyasetçinin böyle yetkileri varmış gibi meseleleri konuşabiliyoruz. Niye? İktidar yargıyı
kendisine bağladığı için, Cumhurbaşkanı telefon talimatıyla insanları içeri attırdığı için maalesef ülke bu noktaya geldi. Ve bu sebepten dolayı da insanlar kendi siyasi pozisyonlarından hareketle kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan, yaşamak istemeyen insanlarla ilgili de onlara her türlü kötülük yapılabilir noktasına maalesef gelebildi. Dolayısıyla tekrar kuvvetler ayrılığını, tekrar demokratik kültürü egemen kıldıktan sonra sağlıklı bir zemin içerisinde yargının suçun şahsiliğini esas alarak, masumiyet karinesini esas alarak tarafsız ve adil bir biçimde yargılaması neticesinde insanlar cezaevine mi giriyor veyahut da onlara ne olması gerekiyor, buna tamamıyla yargı karar verecek. Hı hı. Şimdi burada bizim yapacağımız şey tekrar adil yargıyı tesis etmek, tekrar kuvvetler ayrılığını tesis etmek. Bunu yaptığımız zaman ne olacak? Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, örneğin bu bahsettiğiniz iki konuyla ilgili, hı hı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş. Hem Kavala meselesinde hem Demirtaş meselesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu kişiler siyasi nüfuz neticesinde, yani siyasetçilerin yargıya müdahale ederek, yargıyı yönlendirerek mesnetsiz suçlamalarla yargılanmıştırlar diyor. Siz Demirtaş'ı sevmeyebilirsiniz. Demirtaş'ın yaklaşım biçimiyle ilgili, siyasi setiyle ilgili onu reddedebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Biz de birbirimizi eleştiriyoruz. Hı-hı. Ben onu eleştiriyorum, o da beni eleştiriyor. Ama haksızlık yapamazsınız. Dolayısıyla burada bizim anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili karar vermişse, bunu biz siyasetçi olarak biz serbest bırakmayacağız. Biz yargının üzerinden elimizi çektiğimiz aslında, zaman evet, zaten yargı görevini yerine yargı getirecek. Yargı bağımsızlaştırılacak, tabii ki, gereken neyse yargı, o yapılacak. Bakın, yargıya telefon talimatı gitmedikten sonra yargı üzerine düşen görevi adil ve tarafsız bir biçimde yapar. Peki. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesi anayasamızın gereği. Peki. Yani anayasal devlet olmanın asgari gereğidir. Anayasa ne diyorsa bunun gereği yerine getirilecek. Peki. Mustafa Bey, bu kuşak burada bitiyor ama ben, eğer vaktiniz varsa, sizden 17'nin başında da bir süre daha devam etmenizi rica edeceğim. Çünkü hepsi sarktı mitingler nedeniyle. Takdir sizin. Bir mahsur yoksa sizin, yok, için sizin biraz daha tutmak yayınınızı, istiyorum sizi. Sizin yayınınızı süreyi bozma. Çünkü sorularım vardı tamam, size onun eyvallah, için sormak bekliyorum. İstiyorum. Peki o zaman şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar buradayız. Yatırım hakkında ihtiyaç duyduğun her şey yatırımcı uygulamasında. Ücretsiz anlık piyasa verileriyle piyasayı canlı izleyebilir, kendine özel takip listeni de oluşturabilirsin. Hisse senedi, Viyop, Varant işlemlerini gerçekleştirebilir, Ak Yatırım araştırma raporlarına kolayca erişebilirsin. Haberler ve fiyat alarmlarıyla piyasalar hakkında anlık bilgi alıp yatırımlarına kolayca yön verme fırsatı da yine yatırımcı uygulamasında. Mobilin bankası Ak. Çiftçi kardeşim, tarımsal sulama faaliyeti, seraların havalandırılması ve ısılarının kontrol altında tutulabilmesi için sen de güneş enerjisi sistemine geç. Başlangıçta yapacağın kurulum maliyeti sana uzun yıllar yetecek enerjiyi sağlayacaktır. Kurulum masrafını da aylık elektrik faturası öder gibi kısa sürede ödersin. CV Enerji, Güneşten Elektrik, 444-2002. Biz sadece hisselerimizi değil, hislerimizi paylaşıyoruz. Teknolojiyle üretmenin heyecanını, prestijli yaşam alanlarına dokunmanın mutluluğunu, yaşanabilir bir dünya tasarlamanın sorumluluğunu, alın teri ve emekle büyümenin inancını, büyüklüğüyle dünyanın zirvesine yerleşen fabrikamıza ortak etmenin gururunu yaşıyoruz.
Biyen gururla halka arz ediliyor. Hislerimize ve hisselerimize siz de ortak olun. Bu anahtarların hepsi de aynı marka ve model araçlara ait. Buna rağmen farklı fiyatlarla kiralanıyor. Bunca araçtan hangisi daha ucuz? Bunun cevabını Mini Yol veriyor. Araç kiralamadan önce miniyol.com'a gir, onlarca araç içinden en uygununu bul. Araçları Mini Yol'la kıyasla, uyguna kirala. miniyol.com. En iyi ısı ve ses yalıtımı her mevsim Interpen. Araç kiralamadan önce miniyol.com'a gir, onlarca araç içinden en uygununu bul. Araçları Mini Yol'la kıyasla, uyguna kirala. miniyol.com. Doğamız için adımlar atarken kirlenmeyi de göze almak gerek. En zorlu lekelere yeni Omo Aktif Oksijen. Yani Omo'nun en güçlüsü. Aktif Oksijen teknolojisi en zorlu lekeleri bile ilk yıkamada çıkarır. Omo'nun en güçlüsü. Yeni Omo Aktif Oksijen. Dermoskin Be Bright Serum'la ışıltınızı yakalayın. Farklı cilt tiplerine özel ve derinlemesine etkili lipozomal teknolojisi sayesinde aktif maddeler cildinizde kolayca emilir. Her damlada maksimum etki yaratan Be Bright Serum serisi şimdi eczanelerde. Be Smart'tan süper ikili. 24 ay kalma sözünüze 16 megabite kadar limitsiz internet ve Be Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan Dermoskin Lipozamal Kolajen Kompleks Serumu keşfedin. 27 yıldır siz gözünüzü her kapatıp açtığınızda sağlıklı olun diye biz gözlerimizi kırpmadan çalışıyoruz. Dünya Göz. Dünya bir. Dünyada bir. Daha genç ve ışıltılı bir cilt görünümü için Dermoskin Lipozamal Vitamin C Kompleks Serumu keşfedin. %100 yerli sermayesi, bilgi birikimi ve kaliteye verdiği önemle elektriğin olduğu her yerde biz varız. X-Kola. Dermoskin Lipozamal Kafein Kompleks Ay Serum'la gözaltı kusurlarına etkili bakım. Hayata rengarenk bir pencereden bakmak, yaşamı güzelleştirmenin en iyi yolu. Dünyaca ünlü German Design ödülüyle Swan koltuk takımı Enza Home'da. En çok sen. Türkiye değişim için gün sayıyor. Anlık veri akışı, il il sandık sonuçları ve en anlamlı grafikler. Sıcak yorumlar. Sahadan canlı bağlantılar. Uzman isimlerden analizler. Ve ertesi güne kadar kesintisiz canlı yayın. İpi kim göğüsleyecek? Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacak? Halkın seçimi sizin kanalınız Halk TV'de. Türkiye seçimi Halk TV ekranlarından takip edecek. Nedenler ve sonuçları. Birbirinden ayrılmayacak gerçekler. Bazen apaçık görünen, çoğu zaman ayrıntıda gizli olanlar. Perde arkasındakiler, kulisler, yorumlar. Türkiye'nin gündemi neden sonuçta mercek altına alınıyor? %6 civarında toplamda büyüme var ama kağıt üzerinde. Ama onu başardı bak, bizim siyasetçiler, istihdam da azalıyor, işsizlik de azalıyor. İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan yorumluyor. Neden sonuç her salı ve pazar günü saat 20 ve 21 arasında Halk TV ekranında. Uyku sırasında bunalıp terleyerek sık sık uyanıyorsanız, serinletici Yataş Cool & Wool yatakta yer alan bakır molekülleri vücut ısınızı yatak yüzeyine yayarak serin ve ferah bir uyku ortamı oluşturur. Üstelik Cool & Wool yatak şimdi serinletici Dacron Klimarel Cool yastık hediyeli. Yataş. Matlığın en soft hali. Maksimum kapatıcılık. Ekstra metrekare. Benzersiz renkler. Yeni elegans soft mat. Polisan Home Cosmetics. Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid. Şarj edilebilir sportiflik.
Konu tatil olunca herkesin doğrusu farklı. Ama hayalinizdeki tatili avantajlı fırsatlarla doyasıya yaşamak için doğrusunu isterseniz tatil budur. Huzurla uyuyabilmek için hep doğruyu söylemek gerektiğini bilenlerin arkasında Paribu, Paribu'nun arkasında yarın var. Yarının dünyası bu. MG4 ile ilk bakışta ferahlık, ilk dokunuşta özgürlük, ilk sürüşte performans. MG4 ile ilk görüşte elektrik. Yankıya bir şey söyleyeceğim. Al şu hisseyi. Bakın size geçen alın dediğimde. Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM yatırım. Geleceğime yatırım. Bazen ihtiyacımız olan tek şey karmaşadan uzakta dingin bir limandır. Dünyaca ünlü tasarımcıların imzası bu yıl Enza Home'da. En çok sen, Enza Home. Biz sadece hisselerimizi değil, hislerimizi paylaşıyoruz. Teknolojiyle üretmenin heyecanını, prestijli yaşam alanlarına dokunmanın mutluluğunu, yaşanabilir bir dünya tasarlamanın sorumluluğunu, alın teri ve emekle büyümenin inancını, büyüklüğüyle dünyanın zirvesine yerleşen fabrikamıza ortak etmenin gururunu yaşıyoruz. BN gururla halka arz ediliyor. Hislerimize ve hisselerimize siz de ortak olun. ...68 yıllık köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi ve binlerce çalışanıyla... ...Türkiye'nin tarımda üreten gücü Kayseri Şeker halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Mayıs. Olduğu gibi özel dosyalarımızla birlikte olacağız. Bu ülkede ne yazık ki bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Yargıya olan güveni perişan etmiş hali. Her salı Sule Aydın, Timur Soykan ve Murat Ağrel'le kayda geçsin Halk TV'de. İsonem Pool Havuz Boyası. Beton veya seramik kaplı tüm havuzlar için uygulaması kolay ve ekonomiktir. Yosun tutmaz, havuz kimyasallarından etkilenmez. İsonem, yalıtımın rengi. Saat başında tekrar birlikteyiz. Gündem özele devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuzda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu bizlerle devam edelim.
Şimdi şöyle kalmıştık. Arkadaşımız gazeteci Seyhan Avşar, halktv.com.tr'de hakim ve savcılardan, yani 8 hakim ve savcıdan soru aldı, birer soru. Onları Sayın Kılıçdaroğlu'na sordu. O soruların yanıtları da halktv.com.tr'de isteyen o yanıtları, soru ve yanıtları da bakabilir. Ama ben hukukçu kimliğinizden yola çıkarak o sorulardan bazılarını sormak istiyordum. İlki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgiliydi. Bir başka soruyu da şöyle, mesela HSK'nın yapısıyla ilgili şöyle bir soru vardı. Birebir hatırlamasam da şöyleydi. Üyeleri meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Bu yargı bağımsızlığını gölge düşüren bir durum değil mi? Geldiğiniz takdirde iktidar değişirse şayet bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Tabii ki. Evet, bir kere şu anda zaten HSK tamamıyla iktidarın yargı üzerindeki sopası ve vesayet makamı olarak araçsallaştırılıyor. Yani mevcut HSK'nın artık hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır hiçbir tarafı kalmamıştır. O sebepten dolayı da biz bir kere bu HSK'yı kaldıracağız. Bu HSK'yı kaldırıp onun yerine Hakimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı ihdas edeceğiz. Hı hı. Özellikle Hakimler Kurulu'nda Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı'nın veyahut da yardımcısının olmasını kategorik olarak reddediyoruz. Mevzuatta bunu ona göre düzenleyeceğiz. Hı hı. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanı tarafından bir üye seçilemeyecek. Diğer bizim yapacağımız şey, özellikle üyelerin yarısı tamamıyla yargı tarafından seçilecek. Diğer bir yarısının kaynakları da yine o kaynaklardan gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, o kaynaklardan gelen havuzdan, öyle dışarıdan falan değil, havuzdan 3/2 nitelikli çoğunlukla. Bu ne demek? Mecliste eğer uzlaşma yoksa seçilemeyecek. Hmm. 3/2 çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yani anayasa değiştirecek çoğunluktan bahsediyoruz bu. Anayasa değiştirecek çoğunluk sağlanamadığı takdirde ne olacak? Bu durumda da kura çekilecek. Yani kimse, nasıl olsa benim adayım ikinci turda, üçüncü turda seçilir. Dolayısıyla sonuçta şimdi birinci, ikinci turda seçilemese de önemli değil diye bir tutum içerisine giremeyecek. Bununla birlikte herkes nezdinde saygın, hukukun üstünlüğünü esas alacağına dair tüm taraflarda inancın tam olduğu kişiler ancak bu ortamlara seçilebilecek. Dolayısıyla tamamıyla yeniden ele alıp bütüncül bir reform sadece HSK için değil, Anayasa Mahkemesi için de geçerli. Yani bizim bütüncül bir yargı reformumuz yargı var. Reform. O sebepten dolayı vatandaşlarımızın da zaten bakın biz 2 yıldır bunlara çalışıyoruz. Bizim şu andaki meselemiz işte Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diye değil. Elbette bir kere bu iktidar gitmesi lazım. Çünkü o kadar korkunç kötülükler yaptı ki maalesef bu iktidar ve yapmaya devam ediyor şu günlerde de. Hı hı. O sebepten dolayı zaten bu iktidar, bu güç sarhoşluğunun sonlandırılması gerekiyor. Ancak biz neyi getireceğimizle ilgili de çok yoğun bir çalışma yaptık 6 siyasi parti olarak. Hı hı. Güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metnini hazırladık. Sadece devletin yapısal olarak nasıl tekrar rasyonel, anayasal devlet haline getirileceğini çalışmadık. Aynı zamanda hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerin ne olması gerektiğini ayrıntılı olarak tarif ettik. Bunun üzerine Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak yeni bir anayasa çalışması yaptık. 84 maddelik bir taslak üzerinde uzlaştık. Şimdiye kadar böyle bir çalışma olmadı. Bunun ötesine de demin birkaç pasajını okudum. Ortak mutabakat metninden. Bakın bu yine dünyada gerçekten örnek sayılabilecek bir çalışma. Biz bir dünya örneklerine de baktık. Biz bu çalışmaları yaparken bütün dünyada bu konularla ilgili uzlaşma kültürünü güçlendiren, siyasi partiler arasında uzlaşma kültürünü güçlendirmek ve otoriter rejimleri aşmak için nasıl bu işleri yapmışlar, bu çalışmalara da baktık. Ve onların hatalarından ders çıkaralım, daha iyisini yapalım diye ortaya çıktı. 9 üst başlıkta Türkiye'nin tüm meseleleriyle ilgili 2400 maddede teknik düzeyde biz neyi nasıl yapacağımızı detaylı olarak çalıştık ve bu mutabakatla milletimizin karşısına çıktık. Bir uzlaşıya da varıldı bu müzeye. Dolayısıyla bu konuların tamamını da burada çalıştık. Bizim derdimiz şu, bugün kanun devleti diye bir şey de kalmadı. Kanun devleti demiyorum, anayasalı devlet demiyorum. Bugün anayasalı bir devletiz ama anayasayı takan yok. Anayasal devlet diyorum, insan onuruna dayanan, temel hak ve özgürlükleri varlık sebebi olarak kabul eden ve kendisini bu şekilde tanımlayan bir devlet anlayışını biz hakim kılacağız bu ülkede ki gerçekten demin ortak cumhurbaşkanı adayımızın da miting konuşmasında belirttiği gibi herkes huzurlu olsun.
herkes yarına güvenebilsin. Tekrar ümitler bu ülkede yeşerebilsin. Peki. Şimdi o zaman biz bir soru daha son olarak sorayım. Bir başka konuya geçeceğim. Adliye içerisinde şöyle diyor bir savcı ya da hakim. Adliye içerisinde pek çok hukuksuz karar verildiğine tanık oluyoruz. Yeniden yargılamaların yolu açılacak mı? Sizin bir planınız var mı? Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltilen bir başka soruydu. Ben de size yönelteyim. Bir kere bugün Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına baktığımız zaman en fazla ihlal edilen husus adil yargılanma hakkı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de Türkiye'nin en fazla yargılandığı başlık yine adil yargılanma hakkı. Demek ki ülkemizde adil yargılanma hakkı ayaklar altında. Zaten Anayasa Mahkemesi Başkanı da devamlı bu konuyu dile getiriyor. Adeta feryat ediyor. Yapmayın etmeyin diye. Bugün ülkede öyle bir durumda ki Anayasa Mahkemesi'nin kişilerle ilgili doğrudan kararı zaten uygulanmadığı gibi Anayasa Mahkemesi'nin ilkesel içtihatları da mahkemeler tarafından dikkate alınmıyor. Niye? Siyasi iktidarın tutumuna göre bakılıyor. Siyasi iktidar ne istiyor ona göre davranılıyor. Biz ne yapacağız? Adil yargılanma hakkını tekrar tesis edeceğiz. Adil yargılanma hakkının tekrar tesis etmenin tezahürü de tekrar adil yargılanmamış kişilerin de adil yargılanması için mevzuatta düzenleme yapmak. Bunu yapacağız. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda bu zaman zarfı içerisinde soruşturma ve kovuşturmalarda yaşanan, kamu vicdanını ve toplumun adalet duygusunu zedeleyen o kadar çok konu var. Bunlarla ilgili de yürütme ve yargıya ilişkin tüm iddiaların titizlikle araştırılması ve oradaki mağduriyetlerin giderilmesi, aynı zamanda bu hukuksuzluklara sebebiyet veren kişilerin de soruşturulması ve gerekirse yargılanması için süreç işleteceğiz. Anladım. Ama bunu hukuk devleti ilkelerine göre yapacağız. Öyle siyasi revanş anlayışıyla, bilmem onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız. Böyle bir dünya yok. Hukuk devleti hukuk böyle bir şey tanımaz. Hukuk ne diyorsa, kanun ne diyorsa tabii ki siyasetçinin olacak. Böyle bir görevi de yok. Eğer bakın bir siyasetçi çıkıp şu dili kullanıyorsa, onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız. O zaman bu siyasetçi kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti bilincini tam olarak zihnine oturtmamıştır demektir. Bizim yapacağımız, biz öyle bir düzenleme yapacağız ki biz mi hata yapıyoruz? Ben mi hata yapıyorum? Yargı bana da dokunacak. Başkası mı hata yapıyor? Ona da dokunacak. Kimliğine, zenginliğine, bilmem siyasete, şu siyasi, bu siyasi partiye yakınlığına bakılmayacak. Hukuk devletinin asgari gerekleri neyse o yapılacak. Tekrar adalete milletimizin güveni tesis edilecek. Peki siyasi olarak atanan hakim ve savcılarda olduğunu biliyoruz. Evet. Siyasetin atadığı bizzat. Mevcut da duruyorlar hala hakim ve savcı görevlerini sürdürüyorlar. Şimdi yargı bağımsızlaştırıldığı zaman bu kişilerin bugün almış olduğu o siyasi kararların devamının da bağımsız yargıda sürmeyeceğinin garantisi nasıl olacak? Görevlerine devam edecekler mi? Yoksa atanma, göreve getirilme şekilleri yeniden gözden geçirilecek mi? Siz zaten adaleti tesis edince bu kurumları da, yani yeni iktidar değişsin, 15 Mayıs itibariyle bir kere HSK kendine çeki düzen vermek zorunda. Hepsi kendisine çeki düzen verecek. Biliyorlar ki artık kendilerine telefon talimatı gitmeyecek. Ama sonuçta aynı zamanda biliyorlar ki bundan sonra hukuk devletinin asgari gerekleri yerine getirilecek. Bunun gereklerini yerine getirmeyenlerle ilgili zaten Hakimler Savcılar Kurulu üzerine düşeni bundan sonra yapmak zorunda. Eğer yapmıyorsa da zaten biliyorsunuz o konuyla ilgili bizim yargı reformumuz içerisinde en önemli madde bu yapılanmayı tamamen değiştireceğiz. Bu bir. Bunun ötesinde bu zaman zarfında birçok hukuksuzluğa imza atmış kişiler var. Bu kişilerle ilgili zaten hukuk devletinin asgari gereği yine bu ihlallerle ilgili bu kişilerin soruşturmaya tabi tutulması, hem idari olarak HSK tarafından soruşturmaya tabi tutulması, aynı zamanda yaptıkları suç teşkil ediyorsa yine cezai yargılama sürecinin de işletilmesi gerekiyor. Bunu işletmeyenler zaten direnebilirler mi? Böyle bir durum olabilir mi? Hukuk devletini düşünün, yargının kendisi hukuk devletini kabul etmiyor. Hukuk devletinin gereklerini kabul etmiyor. Bununla ilgili de onu bir 15 Mayıs olsun, bu konu, bu iktidar bir değişsin, bir görelim bakalım artık. Yani hukuk devletini göz ardı eden, birilerinin talimatıyla hareket eden birileri çıkacak mı? Ama aynı zamanda şunu da belirteyim. Bu hak ihlalleri sebebiyle devlet biliyorsunuz devamlı tazminat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakılıyor. Bunları da rücu ettireceğiz. Kim hukuksuz bir karar vermişse, bu hukuksuz kararında direnmişse, o zaman vatandaşımızın ihlali sebebiyle hak ettiği tazminat da bu kişiler tarafından ödenmesini de sağlayacağız. Peki.
Çok kısa son bir soruyu sorayım. Çünkü bu konu da önemliydi. İçişleri Sayın Murat Bakan açıklamıştı aslında. Bir paralel YSK kuruluyor diye. Evet, evet. İçişleri Bakanlığı tarafından. YSK'dan bilgiler istendi bakanlığa. YSK tek yetkili benim dedi, vermedi. Bir açıklama daha yaptı Murat Bakan. Ve dedi ki bu sefer benzer talep jandarmaya gitti dedi. Ama sözlü olarak gitti dedi. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paralel bir YSK oluşturmakla neyi amaçlıyor? Ne elde edebilir? Şimdi İçişleri Bakanı'nın işi gücü her türlü hukuksuzluğu bir şekilde adeta kendi zihin dünyasında meşrulaştırarak iktidarı sürdürmek için kendi kendine oldu bittiler devamlı ortaya koyuyor. Şimdi onun niyetinin ne olduğu çok önemli değil. Bu tali bir konu. Bir kere yaptığı tamamıyla hukuksuz. Aynı zamanda eğer YSK da buna müsaade ederse bu hukuksuzluğa göz yummuş oluyor. Bakın anayasanın 67. maddesi çok açık. Seçimler sadece ve sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun, ki Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek mahkemedir. Bağımsız ve tarafsız çalışır. Kararları da Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar doğrultusunda seçim süreci işletilir. Tüm denetim onlara aittir. Bunun ötesinde yürütmeyen herhangi bir denetim hakkı falan yoktur. Yani bugün İçişleri Bakanı kendince mevzuatta yeri olmayan bir yetki ihdas ediyor. Hı hı. Dolayısıyla tamamıyla hukuksuz bir işlem. Bu hukuksuz işlemi de 14 Mayıs günü kaymakamların vesaire falan ciddiye alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yapılan şey hukuksuzdur. Eğer bu hukuksuzluğa ortak olurlarsa kendileri de hukuksuzluk yapmış olurlar ki bunun bedeli çok ağır olur. O sebepten dolayı da polis ve jandarmanın seçim süreciyle ilgili herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu görevi ve yetkisi yapanlar aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'yla birlikte hukuksuzluk yapmaktadırlar. Bunun bedeli çok ağır olur. Kesinlikle seçimlere müdahale eden, seçimlere gölge düşüren, YSK'nın görevlerini bir şekilde gölgeleyen herhangi bir tutuma biz müsaade etmeyiz. Peki. Sayın Generaloğlu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tabii canlı yayınlar, mitingler olunca bütün planlar değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, biliyorsunuz ona bir çağrılar yapılıyordu. İşte ileride daha iyi anılmak için, hatta bazı yorumlarda kahraman olarak anılmak için adaylıktan vazgeçin çağrısı yapılıyordu. Elbette herkes aday olma hakkına sahip ama bu söylenirken bu seçim başka seçim deniyordu. Sayın İnce'nin açıklaması da daha farklı oldu. Cevabı diyeyim daha doğrusu. Siz çekilin adaylıktan, beni destekleyin şeklinde bir açıklama yaptı. Bu iddiası, Sayın İnce'nin bu iddiası ancak parti teşkilatında pek gözükmüyor. Aynı iddiayı sanki teşkilatlar artık ilk günkü kadar taşımıyor gibi. Çünkü birçok il ve ilçe teşkilatından istifalar gündeme gelmişti. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Memleket Partisi Hatay İl Başkanı ve aynı zamanda ikinci sıra milletvekili adayı Sayın Hüseyin Ata Kaşgöz bizlerle. Sayın Kaşgöz, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sayın Kaşgöz, bahsettim birçok il ve ilçe teşkilatında sıkıntılar, rahatsızlıklar oldu, istifalar oldu, toplu istifalar oldu. Bana ulaşan bilgiler sizin il başkanlığınızda da, il teşkilatınızda da benzer sıkıntıların olduğu yönünde. Doğru mudur, nedir bu sıkıntılar, rahatsızlıklar? Efendim, tabii ki çok doğrudur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu il başkanlığını yaptım. 4 dönemde il başkanlığı yaptım. Fakat 29 Kasım 2016'dan beri partileri bıraktım. Artık inzivaya çekilmiştim. Fakat Muharrem İnce'nin çok büyük vaatleriyle işte tekrar parti içi demokrasi getireceğiz. Artık Adnan Keskin, Önder Sav modeli genel sekreterlikler getireceğiz. İşte üyeler bazında ön seçimler yapılacak. Büyük bir özlem duyduğumuz demokrasiyi bize getireceği vaadinde bulununca biz de ister istemez bir de şansımızı burada deneyelim dedik. Fakat ne yazık ki gün geçtikçe bu vaatler tersine dönmeye başladı. Ve nitekim olağanüstü kurultayı bile biz blok listeyle yaptık. Hakkı Akalın genel sekreterimizin yetkileri kısıldı. Profesör Doktor Hakkı Akalın'ın, işte Gaye Ustayar'ın, Profesör Doktor hocamızın konuşmaları kısıtlandı ve bir çalkantı başladı partide. Bu çalkantının akabinde
Ben il başkanları toplantısında ve kendisiyle birebir görüşmelerimizde kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bizim sadece parlamenter sistem için meclise milletvekili geçirip orada bir grup kuralım. Bir sonraki seçime kendimizi daha iyi toparlarız. Cumhurbaşkanlığına girersek bir bölen olabileceğimizi, halkın karşısına çıkamayacağımızı, sokakta dolaşamayacağımızı. Bunu siz başından itibaren mi bunu söylediniz, evet, Sayın Muharrem İnce'ye, yoksa son zamanlarda mı? Hayır efendim, işte ben imza toplayacağım, aday olacağım, şudur budur dediği zaman ben bunu bizzat kendisine söyledim. Tamam. Nasıl cevap aldınız? Bana verdiği cevap, yani olmaz, girmemiz lazım, ben kazanırım ederim ama altında asıl yatan Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Yani hani bu sizin bir düşünceniz mi, his mi, yoksa bilgiye dayanarak mı böyle bir şey söylüyorsunuz? Hayır efendim, konuşmalarımız ne zaman bir araya geldiyse. Bizim en büyük düşmanımız CHP oldu. Ne zaman bir araya geldiysek kendisinin karşısında uğraşacağı, işte her ne kadar televizyonlarda diyor ya bu hükümet gitmeli, Recep Tayyip gitmeli. Hayır, onun asıl amacı Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. Bunu söyledik, bakın dedik, biz hepimiz kökten CHP'li insanlarız. Bu yakışmaz bize, halkın içine çıkamayız. Hele hele Hatay bambaşka bir yerdir. Maalesef önüne geçemedik. Şunu özellikle sormak istiyorum. Hani ikili görüşmelerinizde, bir arada olduğunuzdaki konuşmalarınızdan bahsettiniz. Orada mı dile getirdi Sayın Kılıçdaroğlu ile ya da CHP ile ilgili bu düşüncelerini? Yani bizzat sizlere mi söyledi? Efendim, bunu il başkanları toplantısında da bu kadar açık olmamakla beraber devamlı kendisine yapılan haksızlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahi kendisine oy vermediğini, CHP'nin kurmaylarının kendisinin aleyhinde çalıştığını, buna benzer birçok, yani il başkanları toplantısının yarısı gündemin yarısı bu konularla geçiyordu zaten. Ona istinaden dedim yapmayın. Şimdi eskiden üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki eski grup başkan vekili, hırçın, Atatürkçü dediğini yapan, İtimat terkin eden 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gitmiş, yerini hiç tanımadığımız, tanımakta çok zorlandığımız, kendi ikbali için, bizim istikbalimiz olan, geleceğimiz olan o güzide gençleri dahi, ben dershaneciyim, çok affedersiniz, gençler nasıl kandırılır, ben iyi bilirim diyebilecek hale geldi. Hırs gözünü kararttı. Böyle bir cümle mi kurdu Sayın? Tabii efendim. Tabii. Ben de dershaneciyim. Kendisi de dershaneci. Aynı zamanlarda dershanecilik yaptık. Ankara'dan, aynı kurumdan alışveriş yapardık. Yani bunu söylemek istemezdim ama gençleri uyandırmak lazım. Yani kendisi birisinden intikam alabilmek için, bırakın Cumhurbaşkanı, zaten Cumhurbaşkanı olamayacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. Sırf seçimler ikinci tura kalsın, elini biraz daha güçlendirsin. Bakın çok açık ve net söylüyorum. MHK'da da, parti meclisinde de arada sırada görüştük. Böyle ikinci turda ben gereğini yaparım. Hayır, böyle bir şey yok. Ben ikinci turda da Kemal Bey'e destek vereceğine zerre kadar ihtimal vermiyorum. Bunlar çok korkutucu. Peki bu durumda, bu rahatsızlığını sürerken Memleket Partisi'nde siyaset yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa diğer il ve ilçe örgütlerinde olduğu gibi bir istifanın söz konusu olur mu? Efendim, benim kurduğum ilçe, il bundan 10 gün önce il başkan vekilim ve 24 kişilik il yönetimim komple yedekleriyle, 11 ilçe başkanım, ilçe yönetimi yedekleriyle birlikte
kadın kolları, gençlik kolları 520'nin üstünde sadece idareci, yönetici ve üyelerle birlikte en son aldığım 850'nin üstünde bir istifa var. Ama ne yazık ki bunu da buradan söylemeden yapamayacağım. Bu istifa eden arkadaşların kimlikleri, kimlik bilgileri genel merkezde olduğu için ikinci gün tekrardan kayıtları yapılıyor. Bir daha devletten istifa ediyorlar. İki gün sonra bakıyorlar ki bir daha kayıtlar yapılıyor. İradeleri dışında oluyor anladığım tabii kadarıyla. Efendim, yani peki. Türkiye genelindeki o sayıştaydaki rakam düşmesin diye bu yola da tevessül ediliyor. Peki. Bu da çok can sıkıcı. Sayın Kaşgöz, teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Hatay İl Başkanı, Memleket Partisi'nin ve ikinci eski, sıra, eski diyelim artık. Evet. Ben peki. İstifa etmemiştim. Niye? Gazetelerde sağda solda derdimi anlatabilim. Yani halen ben Memleket Partisi'nin milletvekili adayı olarak söz sahibi olayım istedim. Fakat şu andan itibaren yarın hem Memleket Partisi milletvekilliği ikinci sırasından istifa edeceğim hem de partiden Memleket Partisi'nden istifa edeceğim. Yarın, zaten yarın itibariyle hem partiden hem adaylıktan istifa ediyorsunuz, çekiliyorsunuz. İstifa ediyorum. Daha önce zaten dördüncü sıra adayımız, altıncı sıra adayımız, sekizinci sıra adayımız, o Hatay'ın 11 milletvekili var. Bunlar bildirilmişti seçim kuruluna. O bildirimden sonra 3 arkadaşımız istifa etmişti. Adaylıktan çekilmişti. Şimdi 4. kişi olarak ben de adaylıktan çekiliyorum ve Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Peki. Teşekkür ediyorum Sayın Kaşgöz. Tabii kararınız hayırlı olsun. Sizin belli rahatsızlıklarınız vardı. Bunu dile getirdiniz. Uyarılar yapmışsınız. Buna rağmen bir şey değişmeyince bu kararı aldınız. Biz de son dakika olarak ekranlara getirdik vermiş olduğunuz kararı. Teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza Sayın Kaşgöz. Ben son olarak bir konuya buyurun. Değinmek istiyorum. Biz çok büyük bir felaket geçirdik. Antakya maalesef yerlen bir oldu. %95 evet. Binalarımız gitti. Ben de oğlumu kaybettim. Başınız sağ olsun. 45 yaşında sizin gibi aslan gibi bir evladımı kaybettim. Başınız sağ olsun. Demek istediğim şu. Unutulduk. Unutuluyoruz. Siyaset bir tarafa. Seçimler bir tarafa. Yazıktır, günahtır bize. Şu anda elimizden tutan kimse yok. Bir tek Samandağ'ında Levent Duran başkanlığında bir Sevader sivil toplum örgütü çalışıyor. Bir Antakya Belediyesi çalışıyor. Geri kalan 14 belediyeden bir şey yok. Ankara'dan bir şey yok. Unutulduk. Lütfen bizi unutmasınlar. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız da Sayın Kaşgöz. Tekrar... Çok... Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum çok katıldığınız teşekkür. İçin yayınımıza. Çok sağ olun. Hürmetim, saygılarım. Peki. Tabii konu depreme gelince böylesine büyük acılar yaşanmışken insan deprem konuşulduğu anda tekrar diğer gündeme dönmek çok kolay olmuyor. Orada yaşadıklarını, orada gördüklerini hatırlıyor elbette insan. Depremi biz unutmayacağız, unutturmayacağız da. Bu seçim hengamesinde siyaset ağırlıklı olabilir ama oradaki insanların acıları hala devam ediyor. İhtiyaçları hala devam ediyor. Elimizden geldiği kadar da bunu ekranlara yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdi Sakarya'ya döneceğiz çünkü... Bir miting düzenlenecek. Arkadaşımız Halk TV'den Muratcan Altıntoprak şu anda karşımızda. Murat Erkmen de şu anda o görmüş olduğunuz arkadaki görüntüyü de ekranlarınıza getiriyor. Kameraman arkadaşımız. Murat, sözü sana bırakayım hemen son durum için. Evet, Soral Davastanlı, teşekkür ediyoruz. Sakarya'dayız. Şu an Demokrasi Meydanı'ndayız. Görüntüleri kameraman arkadaşım Murat Erkmen sizlere getiriyor. Sakarya'da coşkulu bir kalabalık var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla Sakarya'ya gelecek. Sakarya'ya gelmek üzere. Kılıçdaroğlu birkaç saat önce Düzce'deydi aslında.
Orada da milletle buluştu, seçmenlerle buluştu, halkla buluştu. Oldukça coşkulu bir kalabalık vardı. Şu anda Sakarya'da da yine oldukça coşkulu bir kalabalık var. Şu an Kılıçdaroğlu bekleniyor alanda. Heyecan dorukta. Binlerce kişi burada Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Ellerinde bayraklarla, Türk bayraklarıyla Kılıçdaroğlu bekleniyor diyelim. Kılıçdaroğlu aslında Düzce'de oldukça coşkuyla karşılanmıştı. Orada da yine halkla buluştu. Önemli şeyler söyledi. Burada da yine vaatlerini Sakaryalılara anlatması bekleniyor. Tabii bir yandan da benim yanımda bir konuğum var. Sakaryalı bir siyaset bilimciyle beraberiz. Onur Alp Yılmaz bizim yanımızda. Şimdi onunla miting öncesi durumu değerlendireceğiz. Ona önce şunu sormak isterim efendim. Sakaryalı olarak atmosferi nasıl yorumluyorsunuz? Önce ondan başlayalım. Evet, gerçekten heyecanlı bir kitle var burada. Aslında Sakarya'da Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman alanları doldurmakta zorlanmadı. Ama şunu söylemek lazım. Platform normalde koyulanın çok da arkasına çekilmiş bu sefer. Çünkü muhtemelen daha fazla kitle geleceği hesaplandı. Ve aynı zamanda daha da önemlisi, siz de gelirken muhtemelen gözlemlediniz. İnsanlarda bir iktidar inancı, bir iktidar arzusu ve iktidara geleceğine dönük Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir umut var. En temel farkları bu şekilde özetlemek mümkün. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır. Çünkü ben hatırlıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi 32 sene Sakarya'dan milletvekili çıkartamadı. Tabii bu süreyi hatırlamıyorum ama 2011'de 32 yılın ardından Sayın Engin Özkoç Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili oldu. Ve bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ihtimalle, büyük bir aksilik olmazsa ikinci milletvekilini de buradan kazanacak. Öbür taraftan tabii İyi Parti'nin de milletvekili alacağını vurgulamak mümkün. Yani ben şunu hatırlıyorum örneğin. 2002 seçimlerinde Sakarya'nın 6 milletvekili vardı toplamda. 6'sının tamamını Adalet ve Kalkınma Partisi almıştı. Oradan buraya gelinmiş bir tablo var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu iktidara geldiği günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin o içine kapanmış ve toplumun hiçbir kesimiyle, özellikle Kürtler ve muhafazakarlarla diyalog kurmayan hattını aşmayı başardı. Ve bu gruplarla diyalog kurarak Sayın Erdoğan'ın elinden toplumun bütün kesimleriyle diyalog kurabilen tek lider olma özelliğini de almış oldu. Dolayısıyla buradaki heyecanlı kalabalığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 senelik bu politikasına borçluyuz. Şöyle devam etmek isterim aslında. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmiş durumda, ancak gergin de bir atmosfer var. İmamoğlu'na Erzurum'da bir taşlı saldırı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürolarına yine Türkiye'nin çeşitli noktalarında saldırılar gerçekleştirildi. Türkiye nasıl bir 14 Mayıs'a gidiyor? Bir siyaset bilimci olarak bu gergin atmosferi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi iktidar aslında başka bir siyaset tarzı bilmiyor. Yani başka bir siyaset yapma tarzı bilmiyor. Yıllarca sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere bir kutuplaşma siyaseti izlediler. Ve bu kutuplaşma siyasetini kültür kampları üzerinden, yani kimlikler üzerinden inşa ettiler. İşte Türkiye'nin geleneksel olarak taşıdığı belli çatışmalar var değil mi? Türk-Kürt çatışması, işte Alevi-Sünni çatışması, muhafazakar modern çatışması. Ve bunlar üzerinden belli sembollerle toplumu ayrıştırdılar. Karpuz gibi toplumu ortadan ikiye bölerek aslında çoğunluğu yanında tutup iktidarda kalmayı hedeflemişlerdi. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bu politikaya karşı kucaklayıcı, kapsayıcı, birleştirici bir siyaset izlemeyi tercih etti. Ve bu günün sonunda toplumsal barışı zedelendiği bir noktada diğer siyasi aktörlerin de irade almasıyla aslında toplumsal karşılık bulmaya başladı. Ve 2002'de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı şeyle, yani geldikleri politikayı başka birinin uygulamasıyla bugün iktidardan gidiyorlar. Bu yüzden çok agresifler. Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük çok büyük bir öfkeleri var. Sayın İmamoğlu'na dönük çok büyük bir öfkeleri var. Çünkü 25 yıllık sembolleşmiş İstanbul'u ellerinden aldı. O yüzden aslında kamu yönetim kabiliyetini kaybettikçe algı yönetimine ve şiddet politikasına yönelen bir iktidar var. Bir de şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda şöyle de dikkatli olması lazım. Ya da Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın. Dünyada bu tür rejimlerden çıkan tek ülke biz değiliz. Daha önce çok yakın bir dönemde, siz de biliyorsunuz, Tunus benzer bir rejimden çıktı. Ve bu rejimden çıkışın ardından rejim bitmesine rağmen muhaliflere karşı suikastler, işte muhaliflere dönük çeşitli komplo girişimleri devam etti. Çünkü bu tür rejimlerin bir özelliği vardır. Bu rejimlerde aranan şey liyakat değil, sadakattir. O yüzden bu rejimlerde oturdukları koltuklara bürokratlar asla başka bir iktidar döneminde gelemezler. Çünkü böyle bir kabiliyetleri, böyle bir liyakatleri yoktur. İşte bu koltukları kaybetmemek için de her türlü komplo, her türlü suikast girişiminde bulunabilirler. Bu bağlamda Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın seçimden sonrasında da bu tür girişimlere karşı hazırlıklı ve dirayetli olmasında çok büyük bir fayda var. Millet İttifakı planlarını buna göre yapmak zorunda.
Şöyle devam etmek isterim aslında. Şimdi arkamızda görüyoruz, Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda büyük bir coşku var. Düzce'de de büyük bir coşku vardı. Aslında Millet İttifakı'nın liderlerinin gittiği her noktada büyük bir coşkuyla halk karşılık veriyor. Demokrasiye susayan milyonlar karşılık veriyor. Şunu sormak isterim. Hangi ittifakın mesajları net olarak seçmene geçiyor? Söylem üstünlüğü kimde? Şimdi dikkat edin, zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da daha geniş perspektifte Cumhur İttifakı'nın topluma söylediği hiçbir şey yok. Şu var sadece, bu yüzden ben ulusalcı çağa biraz benzetiyorum. Yani CHP'nin ulusalcı çağına dikkat edin, aman ülke bölünecek. Yani bunu yapmaktan başka topluma hiçbir şey vaat edemiyorlar. Aman bakın HDP ile iş tutuyor bunlar gibi aslında gerçeğiyle yansıtmayan çeşitli ifadelerle ve öbür taraftan şunu söylüyorlar. Tamam kardeşim, sen aç kalmış olabilirsin. Tamam, soğan 30 lira olabilir ama ben senin hayatını koruyorum. Ben seni tehditlere karşı koruyorum. Bakın bu çok tehlikeli bir şeydir. Demokrasimizin ne kadar kritik bir eşikte olduğunu göstermek açısından kritiktir. Çünkü demokrasilerde siz de biliyorsunuz meşruiyet kaynağı sandıktır. Millettir, millet iradesidir. Artık meşruiyetin kaynağını insanları korumaya, yani bir milli güvenlik rejimine evirmeye çalışıyorlar. Türkiye bu eşiktedir. Ya demokrasi ya da milli güvenlik zırhından aslında meşruiyetini sağlayan bir sivil militarist rejime sürüklenecek Türkiye. Bu eşikteyiz. Dolayısıyla burada herkesin çok dikkatli olmasına fayda var. Ona karşı umudu örgütleyen, geleceği vaat eden, Türkiye'yi Batı'nın demode sanayi çöplüğü haline dönüşmemiş, ucuz iş gücü çöplüğüne dönüşmemiş, mülteci deposuna dönüşmemiş bir ülke haline getirmek isteyen, nitelikli üretim yapan ve dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek isteyen bir de Millet İttifakı var. Türkiye bu iki arada sıkışmış durumda. Millet İttifakı'nın topluma umut olmasının da en büyük sebebi aslında korku ve umut arasında umuttan yana irade koyması. Çok teşekkür ediyorum Onur Alpilmaz, sağ olun. Evet, Soral Dağıstanlı Sakarya Meydanı'ndan siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz konuğumuzdu. Arkamızda büyük bir coşku var. Kılıçdaroğlu bekleniyor artık liderlerle beraber. Kısa bir süre sonra da burada olacak diyelim. Sözü stüdyoya size bırakalım. Teşekkür ediyorum Muratcan. Konuğuna da, Onur Alp Yılmaz'a da sana da teşekkürler. Kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sakarya'da halka hitap edecekler. Biz devam edelim. Elbette ki o konuşmalar başlayınca kameralarımızı Sakarya'ya çevireceğiz. Bir değerli konuğum daha var şu anda. Antropolog yazar Tayfun Atay şu anda bizlerle birlikte. Sayın Atay, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle başlamak istiyorum öncelikle izninizle. AKP'nin bir reklam filmi yayınlandı. Berber var. İşte o berber, çoklu berber oluyor. Saçı darmadağın oluyor berbere gidenin. Tek kişi gelince, ki o kişi de ceketinden anlıyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil ediyor. İşte çok düzgün bir saç oluyor. Yani buradan çoklu yapılı Millet İttifakı diye eleştiriler vardı. O eleştirileri reklama taşımışlar. Sosyal medyada birçok yorum aldı. Ben önce şunu sormak istiyorum. Biliyoruz ki biz bugüne kadar önceki seçimlerde AKP'nin seçim müzikleri ya da kampanyaların tanıtım filmleri etkili oluyordu. Yani oy vermeyecek kişiler bile buna takılıyordu, beğeniyordu, izliyordu. Nasıl buldunuz siz bu berberli reklam filmini? Vallahi Sorel Bey bana çok ilginç bir filmi hatırlattı. Recep İvedik 3, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 3 filminde bir berber sahnesi vardır. Eğer rejideki arkadaşlarımız küçük bir araştırma yaparlarsa, arama tarama motorundan bulacaklardır o görüntüyü. Bir bakar arkadaşlarımız. Recep İvedik, evet, bir berber koltuğuna oturur ve işte berber onu ne hale getirmiştir onu görürüz. Bana onu hatırlattı açıkçası. Öte yandan tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erol Olçoğlu ne kadar aradığını, mumla aradığını hatırlattı. Hı hı. Yani çok beceriksiz bir içerik olarak değerlendiriyorum ben. Önceki dönemlerde karşımıza çıkan reklamlarına baktığımızda AKP'nin bunca yıldır, onlar arasında gerçekten işte koalisyona karşı biraz böyle bir espri üretmeye çalışmışlar ama yani çok da başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. İsterseniz biz kendi ölçümüzde, evet şimdi evet, görüyoruz. Yani
bize vaat edilen acaba böyle bir şey mi diye düşünme durumuna geldim ve öyle bir endişeye kapıldım. Tabii espriye espriyle karşılık veriyoruz. Elbette. Buna benzer bir tablo, yani Türkiye işte sonuçta o kuaförün ya da işte berberin acaba müşterinin ya da işte koltuğa oturan genç delikanlının istediği şekilde mi o tıraşı yapacağı, yoksa mecaz olduğu için değerlendirelim. Bunca yıllık iktidar pratiğine baktığımızda söz konusu o kareli ceketli şahsiyetin, liderin, yoksa ona kendine göre bir tıraş mı biçeceği, bir giysi mi biçeceği, ayrıca eğer bir terzi olsaydı ne yapardı, onu hiç düşünmek istemiyorum. Peki. Yani ülkede her şeye karışan, bütün hayatına insanların müdahale eden, ekonomiyi de ben bilirim, dış politikayı da ben bilirim, ekonomiyi naslarla, dış politikayı ensar muhacirle ben götürürüm, nasıl yaşanacağına da ben karar veririm, ne giyileceğine, yolda nasıl yürüneceğine ben karar veririm diyen bir berberin eline toplumun kendini teslim etmesi, bu deneyim üzerinden düşündüğümüzde bu reklamın karşılığının oldukça farklı olacağını düşündürüyor. Gösteriyor. Peki. Diğer tarafa baktığımızda, yani 8 tane kuaför, onu acaba öyle mi okumak lazım? Orada esas hedeflenen nedir aslında? Millet İttifakı'nın hedefi parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasi sonrası bu ittifakı oluşturan bileşenler kendi oluşumları içerisinde yer almayı hedefleyecekler. O zaman da söz konusu kuaför dükkanına giden delikanlı hangi kuaför ve hangi saç stiline göre düşünüyorsa hayatını sürdürmeyi, diyecek ki o 8 kişiden birine, ben sizi tercih ediyorum, saçımı şöyle yapabilirsiniz, şöyle istiyorum. Ama öbür tarafta, yani hani bir başka söz vardır, elinizi verirsiniz, kolunuzu alamazsınız. Kaptırsın. Burada da saçınızı verip kafanızı alamayacağınız bir durum söz konusu olabilir. O kareli ceketle benzer yorumlar zaten videonun altına sosyal medyada yazılmıştı. Şimdi bir de şu var, reklam filmlerinde olduğu gibi, aslında söylemlerde olduğu gibi reklam filminde de aslında bunu gördük. Yani mesela Millet İttifakı'nın yapmış olduğu reklam filminde tüm liderlerin olduğu bir umut vaat ediliyor. Bir gelecek vaat ediliyor. İşte bahar gelecek, en azından söylemiyle bir umut vaat ediliyor. Konuşmalar da bu yönde, ama iktidara baktığımızda daha çok muhalefeti kötüleme üzerine söylemler, kriminalize etme üzerine söylemler, terörle bağlantılandırma söylemleri. Videoda da bu var aslında. Yani bir şeyi gösterirken bakın biz iyiyiz demek yerine, bakın bu kötü örneği üzerinden gidiliyor. Yani muhalefeti kötüleyerek gidiliyor. Söylenecek yeni bir şey mi bulunamıyor? Neden böyle? Elbette söylenecek yeni bir şey yok. Çünkü ortada 21 yıllık bir iktidar var. Özellikle bunun son 10 yılı çok ciddi ölçüde, biraz önce reklama ilişkin o mecazı değerlendirirken vurguladığım gibi, kendi yaşam anlayışını, dünya görüşünü hayata geçirmeye ve topluma empoze etmeye yani bunu amaçlamış, adeta buna ahdetmiş bir liderin güdümünde devam ediyor. İşte ekonomide durum ortada, depremdeki acz ortada, söylenecek, vaat edilecek hiçbir şey yok. Zaten Sorel Bey vaatlere geçtiklerinde de aslında herkesin söylediği ne oluyor? Bunca yıl iktidardasınız, neden yapmadınız? Yani vaat edecek yüzleri de yok aslında. Geriye ne kalıyor? İsterseniz bir önceki reklam filmiyle ilişkilendirelim. Biliyorsunuz bunun bir öncesinde İHA'ları, SİHA'ları öne çıkaran, yani güvenlik politikasını öne çıkaran ve çok daha dehşet verici bir reklam filmiyle karşımıza çıktı.
AKP, değil mi? Hatırlarsanız. Ve orada işte savunmayı, savaşı ve savaşta işte peki, güvenliği kendince öne çıkaran bir anlayışla hareket etmekteydi. Dolayısıyla insanların soğan alamadığı yerde onlara diyor ki işte SİHA'larım var. SİHA'lar üzerinden savunmanı, güvenliğini sağlayacak bir gücüm var. Dolayısıyla her daim savaş, her daim güvenlik, dolayısıyla hürriyetin, demokrasinin, barışın olmadığı, insanların hala birbirine düşman, kutuplaşma içinde olduğu bir iklimde ben sana güvenlik vaat ediyorum. Peki. Güvenlik vaadi her zaman beraberinde ölüm korkusunu, savaş riskini bulunduran bir vaattir. O yüzden de zaten işte böylesi bir çaresizlik içerisinde alanlarda da terörü yücelten kendilerince bir taraftan terörü bir tehdit olarak Anladım. Son cümleyi alayım. Konuşmalar başladı, mitinge pas atacağım çünkü. Yani söylenecek bunun ötesinde fazla bir şey yok. Sivil terörü teşvik eden Erzurum'daki görüntüye baktığımız zaman aslında terörden şikayet etmekle ve topluma terör tehlikesini vurgulamakla birlikte kendileri bir sivil terörün önünü açacak kışkırtıcı bir stratejiyle peki, siyasetlerini sürdürmekteler. Peki. Sayın Atay, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Şimdi Sakarya'ya döneceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuşma yapıyor. İzleyelim. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla bu iktidarın gitmesi için en birinci sebep budur. Toplumu ayrıştırıp kendisi gibi düşünmeyenleri bu şekilde nefret siyasetiyle ötekileştirmesidir. Sadece kendisi gibi düşünmeyenlere değil, gençler bir şey talep ettiği zaman gençler azarlanıyor. Halk hayat pahalılığından şikayet ettiği zaman onlar azarlanıyor. Hiçbir zaman kendi suçları olmuyor. Ya dış güçler operasyon yapıyor ya birileri bir şey yapıyor. Ama madem biz dünya lideriyiz, niye bunların önüne geçemiyoruz? Bir günden bir güne bu iktidar, evet biz şurada yanlış yaptık, halkım sizden özür diliyorum, şimdi kendimizi düzelteceğiz dediğini duydunuz mu? Suçlu ya pazarcı, öyle mi? Ya kasap, ya şu ya bu. Yani bir seferde üstlenin Allah aşkına. Ama şu anda Türkiye'nin geldiği duruma baktığınız zaman ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar. Mülteci deposu olmuş. Onlardan dolayı böyle sınırları koruyamayınca İstanbul gibi büyük kentlerde yabancı mafyalar aynı o filmlerde gördüğümüz gibi birbirleriyle çatışır hale gelmiş. Güvenlik kalmamış. Uyuşturucu 10 yaşa kadar düşmüş, bir türlü önünü alamıyorlar. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Bakmayın bu sene yurt bulduk dediklerine. Yurt falan bulamaz bunlar. Yapmadılar ki. Geçen yıl hatırlarsanız yurt problemi olduğu zaman şaşkın kaldılar. Bizler devreye girdik. O öğrencileri okul ve cami bahçelerinden topladık. Bir yerlere yatırdık. Bu sene ilk defa oteller tuttuk. Onların birer sene kaybetmemesini sağladık. Bu sene bizden önce otelleri tuttular. Sağ olsunlar bize masraf ettirmediler ama böyle bir gayle yok. Öğrenci iyi eğitim istiyor. Öğrenciye kızıyorlar. Bakıyor öğrenci bari yurt dışına gidelim diyor. Sadece bir vize için diyor ülkesini satıyor gibi böyle bir güruh diyerek öğrencilerden böyle bahsediyor. Şimdi dolayısıyla vatandaşına bakarken ben size çok şey verdim. Nankörlük etmeyin. Sanki babasının mallarını verdiler. Sanki bize ihanet verdiler. Bizim aldığımız vergilerden veriyorsunuz bunları. Ve vatandaşın en iyi istemek hakkıdır.
Sadece bu güzel hayat, şatafatlı hayat, lüks villalar, Porsche cipler, BMW cipler, yaz tatilleri, yurt dışı tatilleri sizin mi hakkınız sadece? Elbette bu gençler en iyi cep telefonunu, en iyi aracı, en iyi villayı, en iyi hayatı hak ediyor ve istemekte hakları. Ama bu torpil mülakat dönemi öyle ileriye gitti ki artık okurken bile gençler açıkçası bakıyorlar, bunların hayalini bile kuramıyorlar. Neden kuramıyorlar? Daha okurken aynı sınıfta birçok arkadaşının zaten iş problemi olmayacağını biliyorlar. Onların torpille işe gireceğini biliyorlar. Kendilerinin de KPSS'den sınav dahi alsa mülakatta eleneceklerini biliyorlar. Öyle mi gençler? Diyorum ki gençlerin itiraz etmek hakkıdır. Vatandaşın her şeyin en iyisini istemek hakkıdır. Ama hep şunu söylüyorum. 20 yıl önceki yaşantılarıyla şu andaki yaşantılarını rica ediyorum kıyaslasın o insanlar. Çünkü iktidara gelirken şöyle dediler. Biz bir lokma bir hırka için çalışıyoruz. Dünya malıyla hiç işimiz yok dediler. Biz insanlara mutluluğu yaşatacağız. İnsanları cennete götüreceğiz. Cenneti yaşatacağız. Adil bir düzen kuracağız dediler. Şu anda cehennemi yaşatıyorlar insanlara. Evet. Ben de diyorum ki bir sorgulayın nereden nereye geldiniz. Eskiden diyordunuz ki iş başına gelirken Hazreti Ömer gibi olacağız, adil olacağız. Hazreti Ömer kendi işinde ayrı mum, devletin işinde ayrı mum kullanırdı. Kendi işimizde devletin mumunu kullanmayacağız diyorlardı. Heyhat, şimdi geldikleri hale bakıyoruz. Milletvekili, buranın milletvekilleri adayları gibi. Hepsi şu anda milletvekilliğine aday o bakanların. Ama tümü devletin imkanlarını kullanıyorlar. Ve televizyonda bunu sorulduğu zaman ne var kardeşim bunda? Tabii ki kullanırım diyebiliyorlar. Ben de diyorum ki o kullandığın uçak, o kullandığın makam arabalarında buradaki binlerce insanda emeği var. Ben şahsen helal etmiyorum size. Adaleti unuttunuz. Hakkaniyeti unuttunuz. Devlet benim demeye başladınız. Benim yaptığım her şey doğrudur demeye başladınız. İşte bunları bırakmamak için de önünüze gelen herkesi teröristlikle suçluyorsunuz. Bu ülkede beka sorunu varsa bu iktidardır şu anda ülkenin bekasını tehlikeye sokan. Evet. Bir yandan diyeceksiniz ki dağlarda 85 terörist kaldı. Ben bunların ayakkabı numarasını kadar biliyorum diyeceksin. Ondan sonra bunlar bu ülkeyi bölecek. Buradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine sahip.